Birkaç tane koyunla geçiyi görmüşler. Çobana teslim etmiş. Çobana demiş ki bunu götür şeye, mahalleye götür, buraya yaylaya götür. Ondan sonra biz gidip diğerlerini arıyoruz. Gitmiş, aramış, bulamamış. Gelmiş çoban diye görev onları yaylaya. Gelir burada çoban yok. Olan da var da yok. Ondan sonra bir daha bunlar geri dönüyor. Gider o tavarı aynı bahçe meşesinde görürler. Ben beni arıyorum, bulamıyorum. Şimdi bir telefon geldi. Bazıları diyor Muş'tadır, bazıları diyor bilmem nerede. Bu dağda, mesela bu dağ ormanları hepsini gezdik. Bir yerde bulamadık. Ya valla bu dağı hepsini gezdik. Nereleri gezdik ki? Biz bilmiyoruz ki ben nereye. Valla böyle ağaçların altını, bilmem ne altını, hepsini aradık. Taşın altına bir yeri bırakmadık. Tamam. Burada, burada. Laş ya, burada. Bunları mı kaybettim? Evet. Bunları ararken uyudum, uyudum. Kaç saat uyudun sen? 25-30 saat yaklaşık. Ya koyunları kaybettim. Hı. Koyunları ararken yoruldum. Tek başına dağdaydım. Evet. Uyudum, uykuda kaldım. Batıda. Nerede uyudun? Yaylada. Öyle. Peki bu kadar millet seni aradı, hiç haberin olmadı? Yok, sesmez bana gelmedi, haber de ben o kadar. Adı beri koyun, benim takım. Abi umuşunlar. Umarı umarı bir gel. Gel ama ayba uçun. Biz köylüler olarak Hatip Tan'ı aramaya çıktık. Yayladan kaybolduğunu haberini duyduk. Yaklaşık 30-35 saattir bulunamadık. Bir vatandaş köylü olarak yayladan barınağa rastgele onu uykuda buldu. Yani bütün köylü seferberlik oldu. Peki hep uyumuş muydu bu hiç? Hep o 35 saat orada yaklaşık 2 gün öyle uykuda kalmıştı. Böyle uyku tertemliği, yorgun tertemliği sonra da bütün köylüler seferberlik olunca hatibi orada bulundu. İşte buna bulunmasına sevindik. Gelip gidin. Dışkın var, yarı resken. Ben de